Ya evde uzun zamandır böyle kamera karşısında video çekmiyordum. 2 ay olmuştur. En az bir 1,5 ay oldu yani. Neyse, şimdi artık videomuza yavaştan başlayalım. Aloha. Yepyeni bir bitenler videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Özellikle bu videoyu bekleyenleriniz olduğunu biliyorum. Bu bitenler videosunu çok çok sevenleriniz olduğunu biliyorum. Instagram'dan da zaten bana yazıyorsunuz, bazı sorular soruyorsunuz ürünlerle ilgili. Ben bu videonun başında hani diğer videolarımda da belirttiğim gibi ne bir bilirkişiyim ne bir dermatoloğum, hani herhangi bir ben sadece kullanıcıyım. Öyle bir hani donanımım yok diyeyim bu alanda. Kullandığım, denediğim, sevdiğim ve sevmediğim ürünleri sizinle benim cilt tipime uyan uymayan şeklinde paylaşacağım. Yine zaten diğer videoları izlediyseniz, özellikle bitenler videosunun birkaçında söylemişimdir eminim. Hani benim cildim rozalı ve kuru arkadaşlar. Hatta karmaya dönük kuru olduğunu söylemişti dermatolog. Ben bayağı şaşırmıştım. Sanırım yazın biraz daha yağlanıyor ve kışın da biraz daha fazla kuruyor. Dolayısıyla hani burada bana iyi gelen ürünler illa size de iyi gelecek diye bir kaide yok. Ya da bana iyi gelmeyen ürünler size de iyi gelmeyecek diye bir kaide yok. Hani bunu göz önünde bulundurursanız sevinirim. Yani mesela mineral filtreli bir güneş kreminden birazdan bahsedeceğim. Ben hiç memnun kalmadım ama biliyorum ki aranızda çok memnun kalanlar da var. O yüzden hani videonun bütününde paylaştığım bütün ürünleri bunu göz önüne alarak seyrederseniz çok açıkçası ben memnun olurum diyorum ve videomuza ilk ürünlerle başlıyorum. Çünkü tam olarak 41 adet ürün paylaşacağım. Bakalım, uzun uzun değil, kısa kısa anlatacağım. Yani çünkü çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Bakalım sonuç ne olacak diyorum. Ve hazırsanız başlayalım. Geçtiğimiz aylarda arkadaşlar 3 tane yağ bazlı temizleyici bitirdim. Aslında ben bu kadar ürün birikmeden hani 15-20 adet olunca video çekmek istiyordum. Ama o kadar yoğun geçti ki son aylar bir şekilde böyle video karşısına oturup hani sizlere de hani böyle üstünkör değil, gerçekten ona emek ve zaman ayırarak ve dikkatli bir şekilde o videoyu çekmek istediğim için bugüne kısmet oldu ve 41 adet ürün birikti. Şimdi sizinle ilk paylaşacağım ürün, daha önce sanırım bitenler videosunda hiç bu ürünü paylaşmamıştım. Mizon'un Sikalüronik Cleansing Balm'ı, yani yağ bazlı temizleme ürünü diyeyim, balm şeklinde, balm kıvamında. Bunun içinde centella ve hyaluronik asit bulunuyor. Cildinizi baya böyle nemli bir bitiş, yani nemli bir bitişi var, nemli bırakıyor. 80 ml. Bu arada fiyatları hiç paylaşmıyorum çünkü hani bir videoda paylaşmıştım, ondan sonra hani Kardelen fiyatı çok yüksekmiş, öyle değilmiş falan gibi yorumlar geldi. Fiyatları benim yapabileceğim hiçbir şey olmadığı için ve fiyatlar sürekli değişebildiği için fiyat paylaşmıyorum. Neyse, bunu da söyleyip parantez kapadıktan sonra, bunun fiyatı hiçbir şekilde ucuz ya da bence makul değil. Hatta bence yüksek fiyatlı bir ürün. Belki bu videoyu çektiğimde zam bile gelmiş olabilir. Ben bundan ama o kadar memnun kalmıştım ki. Bir de bu sakinleştirici özelliği benim cildimde roza olduğu için bana çok iyi gelmişti. O yüzden bir tane daha aldım. Bir de galiba bir ara indirimde mi yakaladım? Bir tane daha almış olabilirim. Hani yedeklemiş olabilirim. Eğer ki 30 yaşın üstündeyseniz bunu bir denemenizi öneririm. Ama 30 yaşın altındaysanız, hani o anti-aging etkisi de var diye özellikle bu yaşı belirtiyorum, başka çok daha makul fiyatlı ürünler var. Hatta şimdilerde yeni denediğim, sizinle ilerleyen bitenler videosunda paylaşacağım bir balm var. Hani yağ bazlı temizleyici. O da bayağı makul fiyatlıydı. Ya da şimdi paylaşacağım 2 tane başka yağ bazlı temizleyici var. Onlara da bakabilirsiniz. Bu arada şöyle bir torba aldım yanıma. Çünkü o kadar birikti ki dediğim gibi. Bütün hepsini buraya, torbaya yerleştireceğim. Ya da ses çıkmasını şöyle koyayım. Sonra torbaya yerleştiririm. Sıradaki bir diğer yağ bazlı temizleyici. Bunun zaten hani üzerinde çok fazla durmayacağım. Haymish'in All Clean Balm'ı. Artık bu kaçıncı benim şişem. Şişe de değil de işte kutum diyeyim. Bilmiyorum. Gerçekten hani diğer bitenler videosundan zaten izlediyseniz biliyorsunuzdur. En az bir 5-6 tane şimdiye kadar bitirmişimdir. Ben bundan çok memnun kaldım. İçeriğinde Hindistan cevizi vardı. O yüzden hani herkes Hindistan cevizini
lezzetine bayılmayabiliyor. Bir de bu da nemli bir bitişe sahip. Hiçbir şekilde cildinizi kuru bırakmıyor. Ben bir ara özellikle çok makul fiyatlı diye bundan bayağı almıştım ama sonra fiyatı arttı diye ve yeni yağ bazlı temizleyiciler, hatta yağlar deneyeyim diye, hani yağ bazlı balm değil de hani yağ kıvamında da ürünler deneyeyim diye ara vermiştim ama işte son geçtiğimiz 2-3 ayda yine bunu kullandım. Bir diğer ürün de arkadaşlar zaten Banila Co.'nun Clean It Zero yağ bazlı balmı. Bunlar da böyle hani yağ bazlı balm, böyle uzun uzun oluyor. Neyse, Clean It Zero'nun zaten birkaç rengi var. Biliyorsunuzdur eğer ki siz de kullandıysanız. Bu kuru ciltliler için olanı. Bu arada pH'ı da şuraya not almıştım. 6.2. Bilginiz olsun, ona da baktım. Ginseng ve propolis içeriyor. Sülfat, mineral yağ, alkol, yapay renklendirme hiçbir şekilde yok. Ben hani bunun pembesini denedim. Bir de yeşilini aldım ama yeşilini denemedim henüz. Pembesi zaten galiba orijinal olanıydı. Onu da çok sevdim. Bunu da çok sevdim. Ve bu özellikle o Mizo'nun ürününe göre daha makul fiyatlıydı en son baktığımda. O yüzden hani kardelen bunu mu alayım, onu mu alayım, hangisi, nasıl bu ürünler derseniz, bu paylaştığım üçünden de ben çok memnun kaldım. Siz bir bakın. Cilt tipinize göre de tabii ki arkadaşlar bütçeniz dahilinde değerlendirebilirsiniz derim. Yağ bazlı temizleyicilerden gitmişken zaten bunu da başka bir tanner videosunda paylaştığım için çok hızlı geçeceğim. Sephora'larda satılan bu ürün arkadaşlar Erborian'ın 7 otlu, 7 Kore otlu double mousse, böyle köpük kıvamında su temizleme, su bazlı temizleyicisi. Ben bundan o kadar memnun kaldım ki, ve Sephora'larda çok pahalıydı. Yani bayağı arttı fiyatı. Benim ilk aldığım zaman, yani ilk aldığım zamandan son aldığım zamanla kıyaslarsam 3 katı arttı fiyat, size öyle söyleyebilirim. Ve ben inanamamıştım, hani nasıl bu kadar pahalı oldu, ben ilk aldığımı hatırlıyorum, yine makuldü falan demiştim. Sonra Paris'e gittim, o vlog da gelecek hatta, ama bu video yayınlandığında daha yayınlanmamış olabilir, eğitim için. Ve orada da zaten Sephora'ları bayağı gezdim, hani sevdiğim ürünleri alayım diye. Başka bir tanner videolarında da paylaşırım sizinle aldığım ürünleri. 2 tane bundan buldum ve yedek ekledim. O yüzden bu da hazır bitmişken bunu da sizinle paylaşayım. Dediğim gibi 7 tane Kore otu var içinde ve bu 145 ml'lik bir ürün. Dileyenler Sephora'dan bakabilir. 2 pompa kullanmanız da yeterli oluyor. Cildinizi de böyle zaten hani ovalıyorsunuz. Tabii ki böyle yumuşak, hani çok sert şekilde ovalamayın. 30 saniye kadar, hani 30-45 saniye kadar beklettikten sonra da zaten ilk yağ bazlı temizleyici, sonra su bazlı temizleyici yıkayabilirsiniz. Böyle bilginiz olsun. Şimdi sizinle son aylarda bitirdiğim serumları paylaşayım. Sırada o olsun. Uni'nin öncelikle Propolis Vitamin Sinerji serumunu bitirdim. Ben inanılmaz memnun kaldım. Zaten bundan Çisem bahsetmişti. Aylar önce bir videosunda denk gelmiştim. Propolis içeriğinin cilde yararı olduğunu bildiğim için ben hani almıştım. Ama böyle kullanmak nasip olmamıştı uzun süre. Yani bir 4-5 ay bunu sanırım bekletmiştim. Sonra da arkadaşlar ben sabah uyanınca, açıkçası hani böyle yüzümü yıkayıp ondan sonra ilk bu serumu kullanıyordum. Ondan sonra da güneş kremimi sürüyordum. Çok memnun kaldım. Benim cildime çok iyi geldi. Zaten Unique markasının denediğim hiçbir ürününden şu zamana kadar memnun kalmadım olmadı açıkçası. Bunun yanı sıra bu kesinlikle yatıştırıcı bir serum. Yatıştırıcı, besleyici ve canlandırıcı bir etkisi var. %70 propolis ve %12 adını söyleyemeyeceğim bir meyve özü içeriyor. Şuraya bir yerleri olmadı yazarız. Hippopea rhamnoides diye bir şey. Dediğim gibi yani eğer ki bütçeniz dahilindeyse ve propolis içerikli bir serum arıyorsanız bakın derim. Bir diğer serum arkadaşlar Juvenil markasının niacinamid, çinko ve pantenol içerikli serumu oldu. Ben açıkçası hani bunu da sabah kullandım ve bayağı memnun kaldım. Ama hani bir daha almam çünkü daha memnun kaldığım başka serumlar olmuştu. Bir de yani niacinamid içerikli başka ürünler olduğunu biliyorum. Hani benim cildimin daha iyi anlaştığı. O yüzden hani bir daha bunu almayı düşünmüyorum. Ama hani uygun fiyatlı olduğunu öncelikle söyleyeyim. Ve de hani kardelen önerir misin diye sorarsanız da evet, tabii ki de öneririm. Özellikle genç arkadaşlarımız hani gayet güvenli bir şekilde kullanabilirler. Cildiniz niacinamide bir tepki gösteriyorsa zaten hani dermatoloğa gidip bunu bir anlamanızda fayda var kullanmadan önce. Sıradaki ürünümüz Caudalie markasının SOS serumu. Hatta Venosource Hydral SOS
serum diye geçiyor. Bunu da ben arkadaşlar bayağı oldu bitireli. Böyle bir iki aydır falan bekliyordur o da burada. Hani videoyu çekmek için beklediğim için. Bunu böyle uzun sürede ben kullandım. Hani açıp hemen bitirmedim. Sabah akşam kullanmıştım ve bayağı böyle hani jel kıvamında ama hani sıvı, çok sıvı bir formu var. Gayet güzel nemlendirdi ve gerçekten bu SOS dediği hani acil bakım yaptı mı? Yaptı diyebilirim. Bu nemlendirme özelliğine sahip bir serum. Tüm cilt tipleri için ideal ve ciltte suyu tutma özelliği var. Yani cildi neme doyurma özelliği var. Ve aynı zamanda da krem öncesinde kullanmanız iyi olur. Yani zaten serumları genelde kremden önce kullanıyoruz. Hani en son aşamada kremimizi ya da uyku maskemizi sürüyoruz. Ben haftada 2 genelde uyku maskesi kullanıyorum. Sıradaki ürün arkadaşlar Clarins Midnight Blue Youth Activating Drop. Bunu zaten hani herhalde 3. şişemdi ve bayağı küçük bir ürün. Hep çok memnun kaldığım, zaten memnun kaldığım için hep almalara doyamadığım, elimin altında olmasını istediğim bir drop bu. Ya bu su kıvamında 20 ml çok çabuk bitiyor. Peptitli bir serum demeyeceğim işte drop diye geçiyor. Hani su kıvamında olduğu için. Evet gerçekten çok iyi ama hem çabuk bittiği için hem de su kıvamında olduğu için hani böyle ya yüzünüze sıktıysanız hemen hani o akmadan sürmeniz gerekiyor ya da böyle elinize hani bir iki damla damlatıp şöyle yapıp yapmanız gerekiyor. Yani ben en azından öyle kullanıyorum. Ama su kıvamında olması biraz bence kullanmayı zorlaştırıyor. O yüzden ben mesela Barulab markasının peptit, böyle paket paket peptitleri var. Yani peptit serumları daha doğrusu. Onu aldım. Ondan çok daha memnunum. Bir de hani bir tanesini açtığınızda isterseniz sabah akşam kullanabilirsiniz. Hani ben bütün böyle boynuma falan da kullanıyorum. İyice onu hani yediriyorum. Bir 5-10 dakika bekleyip ondan sonra kremimi sürüyorum. O yüzden bunu hani böyle arada indirime girerse alırım. Çok çok iyi gerçekten. Hatta bu Midnight Blue'nun kremini de almış. Nemlendirici kremini büyük boyuna en son almıştım. Böyle bir indirime mi girmişti? Korendi'de mi? Korean Beauty'de mi? Onu da aldım ama şu an başka krem kullanıyorum diye bekletiyorum. Benim her zaman memnun kaldığım bütçeniz dahilindeyse ve hiç denemediyseniz denemenizi önerdiğim bir ürün olur kendileri. Yine son aylarda kullandığım ve ilk defa denediğim ama bir daha almayı düşünmediğim bir krem arkadaşlar. Bu Axis Y markasının Sarah Hart My Type Duo Cream diye geçen kremi. Bunun şöyle bir özelliği var. Hatta size açıp yani bittiği için şu anda tam yaklaştırırsam netlemeyebilir ama deneyelim bakalım şöyle. Yani iki yeri var ve bunda mavili olan daha jel kıvamında olanı T bölgenize, beyaz olan daha yoğun kıvamda olanı da U bölgenize sürüyorsunuz. Genel olarak karma ciltler ya da karmaya dönük ciltler için üretilmiş bir ürün. Ben memnun kaldım ama hani bunu bir daha alayım, başka nemlendiriciler kullanmayayım demedim. Yani benim için hani normaldi. Axis Y markasının çok iyi olduğunu biliyorum. İçeriklerinin çok iyi olduğunu biliyorum. Ve parfümsüz, vegan, mineral yağ da yok içinde. Kuru ve nemsiz ciltler için özellikle birebir. Bunun yanı sıra da antioksidan özelliği var ve cildi aydınlatıyor. Meyan kökü, adaçayı, Centella Asiatica, Allantoin semizotu. Bir de Sankum diye bir şey içerik yazmışım. O varmış. İçinde dediğim gibi memnun kaldım ama açıkçası fiyatı yüksek. Yani hani bunu alacağıma şimdi sizinle paylaşacağım şu Pruton'un yani benim hayatımın nemlendiricisidir. Ben bunun üzerine bir nemlendirici tanımıyorum, nemlendirici krem. Bunu tercih ederim. Ve zaten ben bundan bu Deep Sea Water Cream arkadaşlar Pruton'un 3 tane bitirdim. Yani 3 adet gerçekten bitti. Hatta bir tanesini anneme verdim. Ve annem de çok memnun kaldı. Kardelen hani bana bundan al dedi. Ya o kadar iyi ki hani bundan böyle bahsederken heyecanlanıyorum. Zaten bu denizin derinliklerinden çıkarılmış içerikler var. %70 öyle içerikler varmış. Pruton markasını ben en sevdiğim markalardan biri. Hem hani vegan olduğu için hem de kullandığım gerçekten memnun kalmadığım ürünü olmadı. Ve bu arada hani ürünlerinin hani Pruton'un komple bütün ürünlerinin %50'sini falan kullanmışımdır. Hepsini de kullanmadım. Ama sonuç olarak bu
hayatımın nemlendiricisi ve hani indirime girse çok muhteşem olur ama ben indirime girdiğini hiç görmedim. Yani mineral yağ zaten yok. Onun dışında hyaluronik asit ve pantenol var. Bunun en büyük özelliği arkadaşlar gerçekten muhteşem nemlendirmesi. Ve ben bu arada hani 3 tane bitirdim derken hani sadece yüzüme ve boynuma kullanmıyorum. Aynı zamanda ellerime de kullanıyorum. Benim özellikle ellerim kışın çok fazla kuruduğu için hani uyumadan önce ben ellerime de bunu sürdüm. Her ne kadar dediğim gibi yüksek fiyatlı olsa da ellerimi önemsiyorum. Gün içinde de bu pandemiden beri çok fazla yıkıyorum hala. Yani bunu gözüm kapalı öneririm. Hatta bu 41 üründen Kardelen en sevdiğin hangisi deseniz bu derim. Ama şimdi hepiniz alırsanız da ürün tükenir. Tüketmeyelim bu ürünü. Bana da biraz kalsın ya da ben de yine bir yedekliyim. Yani çünkü böyle uzun bir süre ilk denemeden önce ben bu ürünü 2-3 ay hep böyle aklımdaydı. 2 ay, 3 ay, belki 4 ay falan hep tükenmişti, yoktu. Sonra stoklara girince bayağı şaşırdım. Ve dediğim gibi çok memnun kaldım. Gözüm kapalı tavsiyedir. Bu arada bunu demişken hani bana çok iyi geldi ama aranızdan birine iyi gelmeyebilir ya da birilerine. Tabii ki de referans olamam ama bayağı iyi. Ben bir krem üretecek olsam böyle nemlendirici bu krem olurdu. Öyle söyleyeyim size. Ve yine son aylarda bitirdiğim bir başka nemlendirici krem de arkadaşlar Skin & Lab markasının Medisica Calming kremi. Bunda da bildiğim kadarıyla yine zaten allantoin olması lazım. İçinde bir de Centella Asiatica olması lazım. Bu inanılmaz güzel bir şekilde sakinleştiriyor. Yine Skin & Lab markası da çok iyi bir marka zaten. Hani belki aranızda bilenler vardır. Ben bundan bir tane daha almıştım. O zaman bu Pruton'un ürününü denememiştim ve bu birazcık jel kıvamında. Hani krem ama çok yoğun böyle krem değil. O yüzden benim çok hoşuma gitmişti ve de gece sürdüğümde her sabah böyle neme doymuş bir şekilde uyanmıştım. O yüzden önerebileceğim bir ürün ama dediğim gibi hani favorim bu değil diğeri. Ama bunu gerçekten hani 10 üzerinden 8 verebileceğim bir ürün. Bu arada 10 üzerinden vermeyi unuttum. Şimdi bu videoda böyle olsun. Ama Pruto krem 10 üzerinden 11 yani o kadar söyleyebilirim. Ve gerçekten abarttığımı da düşünmüyorum yani muhteşem. Yine arkadaşlar son aylarda 2 tane eye patch bitirdim. 2 kutu daha doğrusu. Biri Hamish markasının hidrojel Bulgarian Rose Water'lı böyle pembeli ne zamandır almayı düşündüğüm, denemek istediğim ve sonunda deneyebildiğim bir ürün oldu. Bu eye patch'leri ben genelde haftada bir hatta pazartesi ya da salı günü yapıyorum ama hani 4 tane toplamda kullanıyorum. Hani böyle ve şuradan aynı zamanda şöyle ve şuradan hani 2 tane ikili kullanıyorum. O yüzden normalden biraz daha fazla yani daha doğrusu kısa sürede bitebiliyor. Ama yapacak bir şey yok zaten hani haftada bir kullandığım için hani artık o kadar atık da oluyor. Bu da kolajenli. Bu da güzel bir üründü. Ama açıkçası ben bundan daha fazla memnun kaldım. Bunda anti-aging özelliği var arkadaşlar. Yani bunu denemek isterseniz o aklınızda olsun. Zaten bu hani eye patch'lerinin en büyük özelliği nemlendirmeleri ve ince kırışıklıklarınız varsa onlara da iyi gelmeleri. Bunda kolajen olduğu için ve nemlendirme özelliği olduğu için bir de zaten anti-aging özelliği olduğu için hani belki bunu 30 yaş üstüne daha önerebilirim ama bunu hani her yaş yani belki 20 yaş üstü ya da 18 sonrası kullanabilir diyebilirim. Ya bunun rengine ben bayıldığım için aldım. Bunu belki hani özellikle indirimde falan yakalarsam yine almak isterim. Çünkü bunların da fiyatları aldı başını gidiyor. Aynı zamanda ben böyle ürünleri sizinle paylaşıyorum. Sizin de bana önerileriniz varsa hani cilt tipinizin nasıl olduğunu da belirterek yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Mesela işte Kardelen benim cildim yağlı ve bana şu ürünler çok iyi geliyor. Atıyorum videoda anlattığın şu ürün iyi geldi ama bu iyi gelmedi. Artı işte arkadaşlara şunu önerebilirim gibi böyle yorumlara yazarsanız gerçekten çok memnun olurum. Çünkü o yorumları sadece ben okumuyorum. Diğer arkadaşlarımıza da bu şekilde katkı sağlamış oluruz. Bence böyle birbirimize hani fayda sağlamak, katkı sağlamak daha doğrusu çok iyi hissettiriyor diyorum ve sıradaki ürüne geçiyorum. Son zamanlarda denediğim bir üründe arkadaşlar Bioloft markasının duş jeli oldu. Bu Turkish hamam yazanı. Bundan da memnun kaldım ama açıkçası hani bir daha alayım. Hani bittikçe hep yedekliyim dediğim bir ürün olmadı. Ben yeşil markanın duş jellerini bir tık daha fazla sevdim diyebilirim.
Bunun yanı sıra Clorane markasının şampuanını almıştım. Bu papatya özlü olanı. Bu Türkiye'de hani yok, ben bulamamıştım en azından. Clorane markası var ama papatya özlü şampuanını bulamamıştım. O yüzden Yunanistan'a gittiğimde almıştım. Orada hani birçok eczanede vardı. Bunu da alma sebebim bu arada hani saçlarım benim açık kumral. Zaten boyamıyorum, pembeleri boyuyorum ama 2-3 senedir hiç boyamıyorum saçlarımı. Yazın böyle özellikle denize girersen falan biraz sarılaşıyordu eskiden. Hani bunu dedi, bir arkadaşım kullanıyor. Bunu ve bunun böyle bir spreyi vardı. Onu kullanırsan dedi hani saçların bayağı açılıyor. O yüzden hani Yunanistan'a gittiğimde bundan böyle bir 5-6 kutu almıştım. Bir kutu daha bitiyor neredeyse. Bu şampuan hani eğer ki siz de böyle benim gibi saçınız sarıya, yani sarıya yakın da demeyeyim, benim dediğim gibi açık kumral ama biraz sarılaşmasını istiyorsanız hani spreyle beraber deneyebilirsiniz. Benim çok az açmış olabilir. Yani şuralar yani öyle sarımsı ama hani tabii ki de kumral yani. Ama yazın denize girince bir hafif sarı yapıyor. Çok etkisini görmedim henüz ama öyle 3-5 kutu, çünkü arkadaşım şey dedi, en az böyle bir 5-6 kutu bitirmen gerekiyor ve peş peşe kullanman gerekiyor. Bu da böyle bir ürün. Çok fazla uzatmayayım. Yine son aylarda La Roche-Posay'in mistini bitirdim. Termal suyunu daha doğrusu. Bundan da memnun kaldım ama son zamanlarda bu Fransa'da eczanelerde Aven uygun fiyatlıydı ve Aven'in termal suyunun çok iyi olduğunu bildiğim için ondan böyle bayağı aldım. Onu kullanacağım. Bakalım, zaten sizinle paylaşırım. Bu arada ben bu termal suları hem yazın kullanıyorum cildim nemlensin diye, hem de yağ bazlı ve su bazlı temizleyicilerle cildimi yıkadıktan sonra arkadaşlar hani musluk suyuyla daha doğrusu cildim kalmasın diye böyle pıs pıs bunu sıkıyorum. Ondan sonra işte serumuma, gözaltı kremime falan devam ediyorum. Onları sürüyorum. O şekilde. I'm From markasının pirinç toniğini bitirdim. 150 ml'lik bir üründü bu arkadaşlar. Ve nemlendirici etkili bir tonik. Hani tonik gerekli mi, kullanmalı mıyım diye soruyorsanız ben kullanıyorum. Ve ben gerçekten nemlendirme özelliği olduğunu da düşünüyorum. Çünkü bu mesela esans dediğim hani o daha koyu kıvamda olanlardan bahsediyorum. Hani parfüm gibi esans değil de esanslar olsun, bu tonikler olsun, gerçekten bence cilde yararı var. O yüzden tabii ki de bu bir tercih. Hani kullanmak istemiyorsanız kullanmayın. Hiç kimsenin sizi zorlayacak hali yok. Ama ben bundan çok memnun kaldım. Şimdi elimde başka tonikler var. Denemek istediğim, onlar bittikten sonra bundan tekrardan alabilirim. Bunun yanı sıra yine ben bu ay La Roche-Posay'in Roseliac Air Intense serumunu denedim. Bunu zaten bana hani hatırlar mısınız, sizinle paylaşmıştım. Böyle bu dudaklarımın üzerinde, gözlerimin kenarlarında hep böyle benek benek roza olmuştu. Yani hani bayağı böyle o zaman dermatoloğun dediğine göre birkaç ürün bende iritasyon yapmıştı ama çok zordu benim için. Uzun süre geçmedi. O dönemde işte bana böyle bir krem vermişti. Hatta antibiyotikli falan bir şey, yani merhem gibi bir kremdi. Onu hiç sizinle paylaşmadım çünkü dermatoloğunuzun hani reçeteyle satması gerekiyor. Onun yanı sıra bir de bu La Roche-Posay'in Roseliac kremini vermişti. Sadece kırmızı yerlerini sür dedi. Özellikle sizin de benim gibi rozanız varsa ve azdığı dönemler dediğim hani cildiniz ya da böyle çok kırmızıysa ya da pembeleşebiliyorsa, hani iritasyon oluyorsa, benim mesela şu an görmeyeceksiniz, kapadım, belki görebiliyorsunuzdur biraz ama Erborian'la kapadım. Şuramda hala böyle pembelik var, iritasyon var ve sebebini bilmiyorum. Oluyor ara ara. Bu onu dindiriyor. Ama böyle hani %100 bu kutuyu kullandım, işte bunu bitirdim ve geçti diyemem. Tabii ki de zaten böyle bir sorununuz varsa dermatoloğa gitmenizde fayda var. Ama ben bunu seve seve kullandım. Ara ara da yine alırım diye düşünüyorum. Bu ay yine bu Neutrogena markasının Sika onarıcı el maskesini kullandım. 2 tane arkadaşlar ve aynı zamanda yine Neutrogena'nın ayak maskesini kullandım. Memnun kaldım. Özellikle ayak maskesi gerçekten hani ayağınızı bebek poposu gibi yapıyor. Bayağı etkili. El maskesi de öyle. Ben Neutrogena markasını zaten seviyorum. El kremleri de çünkü çok iyi nemlendiriyor. Ve Norveç markası yoğun nemlendirme sağlıyor. Eğer denemediyseniz yani benim tavsiyem olsun. Bence memnun kalırsınız. Özellikle kuruyan topuklarınız varsa hani ya da elleriniz çok kuruyorsa, bence en azından böyle bir haftada bir yapmak hoşunuza gidebilir. Bunun yanı sıra şöyle bitirdiğim bazı maskeler oldu.
Bu arada torbama koyuyorum bitirdiğim ürünleri, onlar da aradan çıksın istiyorum. Şimdi öncelikle foraya maskelerinden önce Innisfree'nin Hyaluronic Acid Skin Solution Mask diye bir ürününü, maskesini daha doğrusu yaptım. Bu maskeleri ben özellikle seyahate çıkarken yanıma alıyorum. Yani 3 gün, 4 gün falan ya da daha fazla uzun süre kalacaksam çok etkili oluyor. En azından hani bir kere kullanmış oluyorum. Ya da evdeysem de 2 haftada bir yapıyorum. Daha sık yapmam gerekebilir ama atık çıkardığı için biraz çekiniyorum. Yine Mizo'nun, bunu ilk defa kullandım. Bunu da zaten ilk defa kullanmıştım. Enjoy Vital Vital Uptime maskesi. Bu peptitli olduğu için almıştım. Bundan da memnun kaldım. Gayet güzeldi. Ama en memnun kaldığım maske arkadaşlar Nasifik markasının. Daha önce de sizinle bitenler videosunda bu Sika çay ağaçlı olan değil ama başka yüz maskeleri vardı. Onları paylaşmıştım, hatırlıyorum. Gerçekten Nasifik markası zaten çok iyi bir marka. İçerikleri çok iyi genel olarak. En azından ben denediğim birçok ürününden memnun kaldım. Maskelerini de öneririm. Bunlar da iyiydi yalnız. Hani bunlar kötü diyemem. Bunun yanı sıra UFO'nuz varsa, ben çok az kullanıyorum. Aslında daha çok kullansam daha iyi olur ama şöyle manukalı, Manuka ballı daha doğrusu, iki kere bu maskesini yaptım. Bir kere de Make My Day olan hyaluronik asitli ve kırmızı alkli olan maskesini yaptım. Ben genelde bu UFO'yu sabah kullanıyorum. Hani neden öyle? Öyle. Yani niyeyse akşam kullanmak istemiyorum. Sanki o ışıklar sabah cildimi daha da aydınlatıyor, bana daha iyi geliyor diye bir hissiyatım var. Bunlardan zaten memnun kaldım. Cosmed'in enzim powder'ını bitirdim bir de. Bunu hatta bir daha aldım. Yani cildinize eğer ki peeling yapıyorsanız arkadaşlar, o böyle minik hani cildinizi çiziyor, onu yapmayın derim. Böyle enzim powder'lar var ve onlar cildinize zarar vermiyor. Zaten bunu böyle hani bir kaşığı var içinde. Elinize döküyorsunuz. Ondan sonra biraz suyla böyle köpürtüyorsunuz diyeyim. Ve cildinizi ovarak onu yıkıyorsunuz, yani ovalıyorsunuz ama gözlerinize getirmeyin. Bu çok daha nazik bir şekilde derinden temizliyor. Ben Cosmed markasının enzim powder'ından çok memnun kaldım ama biliyorum paylaşanlar oluyor, böyle birkaç tane daha gözüme çarpan var. Onları daha denemedim. Bundan memnun kaldığım için de ikincisini almıştım. Bunun yanı sıra Doktor Aslı Eralp'in, ben bir tane bunu denemiştim, göz kremi arkadaşlar, Dermis Vital markasının Intensive Eye Repair, hatta %1 neodermil var içinde. Bildiğim kadarıyla içinde patentli bir formülü var yanılmıyorsam ve Doktor Aslı Eralp bu markayla bence hani Türkiye'de çığır açtı diyebilirim. Ben çok memnun kaldım ve deneyenlerin yorumlarını okudum. Diğer kremleri, işte bir sürü cilt bakım ürünleri var. Herkes gerçekten hakkında çok olumlu yorumlar bırakmış. Ve dolayısıyla hani bir Türk markasının olması, Türkiye'den böyle bir markanın çıkması beni çok gururlandırıyor şahsen. O yüzden diğer ürünlerini de denemek için dört gözle bekliyorum. Onları da yavaş yavaş alacağım. Bunda özellikle botoks etkisi yaratan bir içerik vardı. İçeriğin adını unuttum. O yüzden 30 yaş üstüne ben bu göz kremini önerebilirim. Bir de bunu kullandığınızda, hani mesela benim ilk kullandığımda o bitmişti. Ondan sonra bir 3 ay 4 ay falan ara vermiştim. Hani böyle sürekli aynı içeriğe sahip o göz, yani onu kullanmayın, o göz kremini kullanmayın. Biraz ara vererek kullanın diyorlar. O yüzden hani bunu denemek istiyorsanız aklınızda olsun ama dediğim gibi 30 yaş altına uygun olduğunu çok düşünmüyorum. Tabii ki de hani sizin seçiminiz. Bu benim nacizane önerim. Hani ben 30 yaş altında olsam bunu kullanmayabilirdim. Çok memnun kaldım. Yani göz kremleriyle ilgili de şu yüzük parmağınızla ve böyle gerçekten tampon hareketlerle, çok minik dokunuşlarla yapın. Hani sürdükten sonra ben böyle biraz alıyorum. Şöyle şöyle çok böyle hafif hareketlerle, tampon hareketlerle kullanıyorum. Bilginiz olsun. Bu ay iki tane de diş macunu bitirdim. Bunları da sizinle paylaşayım dedim. Zaten Marvis markasını ne kadar sevdiğimi bileniniz biliyor. Ve bunun da tarçın naneli bir diş macunu vardı. O bitti. Ben de zaten diş macunları çok dayanmıyor. Ben dişimi fırçalamaktan büyük bir keyif duyduğum için bayağı böyle hani arada canım sıkılınca da dişimi fırçaladığım oluyor. Belki çok sağlıklı değil ama ben o diş macunu, ya o hissi çok seviyorum. Böyle beni rahatlatan bir şey var. Bazen bir dakika, iki dakika dişimi fırçalarken buluyorum kendimi. Bir süre düşünüyorum falan. Aynı zamanda Opalescence markasının da diş macununu denedim. Bunda da
Florürlü diyor. Florür de diş çürüklerine karşı özellikle siz yani dişinizi koruyor. Aynı zamanda beyazlatıcı etkisi var ama ben baktım bu her gün çünkü bazı beyazlatıcı etkisi olan diş macunları her gün kullanıma uygun değil. Ama bu her gün kullanıma da uygunmuş. Ben zaten bir tane daha aldım. İkinci paketini açtım. Şimdi yine bunu kullanıyorum. Ben memnun kaldım arkadaşlar. Marif zaten hani ben çok seviyorum. Bunları da önerebilirim. Sizinle biraz da BB ve CC kremleri paylaşayım. Hatta ilk şunları paylaşayım arkadaşlar. Bu ay biten benim bebeğim, göz bebeğim. O kadar çok seviyorum ki şu an yüzümde de o var. Böyle bilmiyorum görebiliyor musunuz? Hani yok gibi. Gerçekten benim cildime çok iyi geliyor. Öyle söyleyeyim. Erborian markasının CC Red Correct Centella Asiaticalı CC kremi işte. İnanılmaz iyi. Bu böyle yeşil olarak hani çıkıyor ve cildinize sürdüğünüzde cildinizin rengini alıyor. Ve ya bunu zaten bir vlogda ben sizinle ama bunu paylaşmadım galiba. Bunu sürerken bir vlog çekmedim galiba. Doktor Jart'ın bir ürünü. Cicapair. O da yeşildi. Onu kullanmıştım. Neyse. Çok güzel bir CC krem. Ama şöyle bir şey var. Birincisi çok pahalı. İkincisi de cilt tonunuz hani mesela buğday tenliyseniz ben açık buğdayım. Baya böyle beyaza yakın açık buğday. Eğer hani daha koyu tenliyseniz size iyi gider mi onu bir denemekte fayda var. Çünkü esmerler hani bu üründen memnun kalmayabilirler. Onu söyleyebilirim. Ama hani böyle buğday tenli ya da beyaza yakınsa teniniz bence özellikle kırmızılıklarınız varsa, pembelikleriniz varsa gerçekten yok gibi duruyor ve müthiş kapatıcılığı var. Sevdiğim ürünleri övmeye doyamıyorum. Böyle bir özelliğim var. Ben de bunu bu videolar yani YouTube sayesinde keşfettim. Ama gerçekten yani bu ürünü ben yapmak isterdim dediğim bir CC krem. Öyle söyleyebilirim. Bunun yanı sıra bu Pruton'un BB kremini de denedim ve yine çok memnun kaldım. Erborian'ı ben elimle uyguluyorum ama bunu elinizle uygulamanız mümkün değil. En azından ben böyle nemli bir süngerle kullanıyorum ve çok daha iyi yayılıyor. Bunun 21 rengini almıştım. Biraz böyle gri gibiydi ama hani cilde sürünce ve yayınca yine bu da cildinizin rengini alıyor. Kapatıcılığı bayağı iyi arkadaşlar. Zaten dediğim gibi Pruton'un ürünleri genelde iyi oluyor. Ben bundan bir daha aldım. Ve hatta bu 21, bunun 19'unu da aldım, 23'ünü de aldım. Hani böyle değişik renk skalalarını da denemek istedim. En kötü hani karıştırırım diye düşündüm. Ben memnun kaldım. Denemenizde fayda var demeyeceğim de denemek isteyenler deneyebilir diyebilirim. Ve sıra geldi. Aslında iki tane güneş kremi var. Onları da sizinle paylaşayım. Şu Ave'nin mineral filtreli güneş kremi. Hiç memnun kalmadım. Benim cildim hiç anlaşmadı. İçeriğinde zaten hani çinko var ve hassas ciltler için evet parfümsüz ve kokusuz. Kuru ciltler için de diyor ama bence kuru ciltlere iyi gelen bir güneş kremi olduğunu ben düşünmüyorum. Bu arada Ave'nin birçok hani güneş kremi var ve turuncu olan. Bu Ave'nin Very High Protection 50 SPF olanı hani yanlışlık olmasın. Bana iyi gelmedi. Böyle bunu sürdüğümde hatta beyaz beyaz dolaşmıştım. Bir daha da cildimi hadi yıkamayayım dedim. O kadar sürdüm. Bildiğiniz böyle duvar beyazı olmuştum. Hani hayalet gibi. O yüzden bitmesi için de kullandım. Yazın zaten ben koluma falan da güneş kremi sürüyorum. Hani çok sıcak olduğu için yanmasın kolum diye. O yüzden hem böyle bunu kolumda, vücudumda kullanarak bitirdim. Hem de daha böyle kimyasal filtreli ya da hibrit güneş kremleriyle karıştırdım. O şekilde bir daha almam. O yüzden memnun kalmadım. Dalba'nın bu UV Essence Waterfall 50 SPF 50 güneş kremini zaten daha önce sizinle paylaşmıştım. Bu ikincisiydi. Bunu yaza doğru aslında kışın da kullanılır. Yani şu anda çok güneş kremim var. Denemek istediğim baya böyle 5-6 tane farklı güneş kremleri var elimde. Ve bittikçe sizinle de paylaşırım deneyimlerimi. Bundan çok memnun kaldım. O yüzden öneririm. Bu vegan ve içeriğinde zaten Dalba ürünlerinde hep böyle mantar oluyor. Ama o da cilde çok iyi geliyormuş. Bilginiz olsun. Ve arkadaşlar artık sonlara geldik. Yani bunlar böyle çok kısaca paylaşacağım. Şu Isana'nın asetonunu bitirdim son aylarda. Ve bayağı memnun kaldım. Özellikle şu yukarıdan böyle hani basması hani yukarıdan böyle işte basarak aseton alıyorsunuz. O bana çok nostaljik geldi. Nedense benim böyle
bazı saçma sapan şeylere inanılmaz bir nostaljik yaklaşımım olabiliyor. O yüzden bunu bir daha alırım. Ama hani aseton olduğu için tabii ki de size çok yararlı falan diyeceğim bir şey değil. Hani normal aseton işte. Ama kokusu falan güzeldi ya. Memnun kaldım ve iyi çıkarıyor ojeleri. Aynı zamanda yeşil markanın doğal deodorantını aldım. Bu roll-on şeklinde. Kokusuzdu. Bayağı etkili. Yani ben memnun kaldım. Bir daha alırım, bir daha denerim. Ve yeşil marka zaten Türk markası olduğu için de ben böyle ülkemizden çıkan ve memnun kaldığım markaları da desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Daha doğrusu bu bir gereklilik değil ama benim içimden gelen bir şey. O yüzden sizin de eğer ki seçiminiz bu yönde olursa destekleyin derim. Evet, Anish'ın iki tane şu kalem, glitter kalemini daha doğrusu bitirdim diyeyim. Ben bunlardan 4 tane almıştım ilk çıktığı zamanlarda ve böyle göz altlarıma kullandım. Şu göz pınarlarıma falan geçiyordum. Çok severek kullanıyorum. Yani hiç yorum yapmayayım. Yani ben gözüm kapalı, sadece fiyatları çok pahalı. Keşke daha makul fiyatlı olabilse. Hep yedeklemek istediğim ürünlerden. Zaten glitter falan seviyorsanız simli bayağı memnun kalırsınız. Şimdi memnun kalmadığım bir eyeliner'dan bahsedeceğim. O da arkadaşlar bayağı hevesle aldığım ve Benefit markasının, ki Benefit'in ürünlerinin normalde çok iyi olduğunu biliyorum, Extreme Precision Liner diye geçen bu kırmızı eyeliner'ı geçen aylarda çıktı. Yani böyle deneyenler, hani Instagram'da falan takip ettiğim insanlar müthiş, wow falan böyle denemelisiniz. Ay dedim süper, tam böyle siyahlığı benim istediğim gibi, böyle ben kapkara siyah çok severim. Hem de dedim Benefit zaten çok iyi bir marka. Hayır, yani 10 üzerinden 3 diyebilirim. Bayağı hayal kırıklığına uğrattı beni. Hani ben çok daha iyi, yani sürümü de kolay değildi. Zaten ben Benefit'in, hatırlar mısınız, sizinle paylaşmış olmam lazım, bir eyeliner'ı daha vardı. Bunu kullanmayacağım için artık zaten açık bırakabiliyorum. Yani bitti zaten. Bir eyeliner'ı daha vardı. Ondan da memnun kalmadım ama şöyle, bunu şimdi tam gösteremeyeceğim ama ucu arkadaşlar çok yumuşak. Yani nasıl gösterebilirim? Şöyle bakarsanız. Görüyor musunuz? Yani böyle hani hemen, yani normalde, evet, normalde bu kadar yumuşak bence olmamalı. Sürüm zorluğu yaşatıyor. Yani sürerken rahat kullanamadım. Çok çok daha iyi olan eyelinerlar var. O yüzden bence bu kadar para vermeyin derim. Ama tabii ki de denemek isterseniz siz bilirsiniz. Eminim aranızda memnun kalanlar da vardır. Varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Belki ben hani sürmeyi mi beceremedim diyeceğim ama sanmıyorum, gayet sürebiliyorum. Şimdi bir diğer ürünümüz, zaten artık bir bonus ürün daha kaldı, ondan sonra bitiyor. İki tane parfüm bitirdim bu ay ve sizinle bitenler videosunda daha önce hiç parfüm paylaşmadım. Çünkü normalde benim yıllardır değişmeyen parfümüm arkadaşlar Pink Sugar. Yani bayılıyorum ama Seville'de satılıyordu. Hani o Seville'i hatırlarsanız Akmerkez'de falan vardı. Sonra çekildi, galiba üretimi de durdurdular. O böyle pamuk şekeri kokardı. Şimdi ben buldum geçenlerde yine o Pink Sugar, hani o kokudan. Ama çok bambaşka olmuş. Yani benim o eski aldığım Pink Sugar ile alakası yok. O yüzden yeni parfüm arayışlarına girdim. Şu Miss Dior Rose'n Roses parfümünü bitirdim. Küçük boy olanı. Bunun içinde üst notalarında gardenya, adaçayı, bergamot. Orta notalarında karanfil, gül, yasemin ve alt notalarında da sandal ağacı, amber ve paçuli var. Zaten eminim aranızda bunu duyanlarınız, kullananlarınız vardır. Çünkü yılların parfümü. Ben de biliyordum ama hiç böyle alıp kullanmamıştım. Ama koku hani bildik, tanıdık bir koku ve ah çok güzel. Hafif de kokuyor ya. Benim, bana hitap eden bir koku oldu. O yüzden hani böyle bunu ben özellikle yurt dışına çıkarken duty free'lerden alıyorum genelde parfümü. Memnun kaldım. Ama nerede o eski Pink Sugar? O Pink Sugar'ın yerini tutamaz hiçbir parfüm. Bundan Lancôme'un Trésor parfümü. Fransızca böyle bir kelime söyleyebiliyorum ya, pek mutlu oluyorum. Bu parfümden bayağı memnun kaldım. Yani bunun kokusu herkese hitap etmez, onu söyleyeyim. Ay çok güzel. Eminim yani, hatta birçoğunuza ağır gelebilir. Hatta Cardelen sen nasıl kullanıyorsun falan diyebilirsiniz ama bence bana gidiyor ve ben bu tarz kokulara çok çekilim duyuyorum diyebilirim. Çok hoşuma gitti. Bunun da üst notalarında ananas, leylak, şeftali ve kayısı var arkadaşlar. Ve gerçekten böyle o kadar çok meyvemsi koku var ki hani ilk kokladığınızda.
Ondan sonra da bir çiçek eklenmiş ama çiçek eklen yani çiçek kokusunu çok fazla almıyorsunuz. Daha böyle yoğun o meyve kokusu hani daha baskın oluyor. Dediğim gibi herkese hitap edeceğini düşündüğüm bir koku değil ama ben bayıldım. Bundan zaten bir tane daha aldım. Bir de Trezor'un şeyi var. Hani birkaç çeşidi var. Trezor Nuit falan böyle 2-3 tane vardı. Bu orijinal olanı. Ben bunu sevdim. Öyle. 41 ürünü bitirdim. Uzun bir video oldu arkadaşlar ama yani takdir edersiniz ki 41 ürünü paylaşmak da o kadar kolay değil. Normalde bitenler videosunda, videonun başında dediğim gibi hani 15-20 ürün olduğunda çekmem daha mantıklı. Çünkü video daha kısa oluyor. O yüzden belki teknik anlamda daha izlenebilir de olabilir. Ama zaten siz beni bir süredir takip ediyorsanız ve ben zaten sevdiğim YouTuber'ların uzun videolarını izlemeyi daha çok seviyorum. Belki siz de öylesinizdir diyerek bu videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım izlemekten keyif aldığınız ve umarım paylaştığım ürünler sizin de böyle merak ettiğiniz ürünlerdir. Ya da belki sizin de bana dediğim gibi hem bana hem arkadaşlarımıza yorumlarda önerileriniz olur. Instagram'dan takip etmek isterseniz de şuraya da buraya bir yerlere Instagram'ı bırakıyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Dediğim gibi varlığınız için kocaman 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 mahalo diyorum. İyi ki varsınız. Her hafta Cuma günü 6'da video geliyor arkadaşlar. Bilenler bilmeyenlere iletirse çok sevinirim. O zaman haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Eyeliner çekmedim bugün. Çok güzel bir far aldım. Ben bayıldım fara. Böyle işte yenilikler yenilikler. Umarım siz de iyisinizdir. Ben müthiş bir pozisyondayım şu an. Gerçekten görüşürüz.